Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugünkü video görselimizde PET 304 nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli bu konuda video işleyeceğiz. Bir tane bildiğiniz gibi Japon PET 304 birim. Zaten daha önce videolarda da denemiştik. Biri ise Çin'den ithal ettiğimiz, yani Türk piyasasında bulamadığımız için Çin'den ithal ettiğimiz bir takometre kablosu içeriye girmiş. İçeride yani kablosu. Bunda ise sadece bir deliğe sokuluyor. İçeriye girmesi de gerekiyor. Bu takometreyi ayrıca motora yanaştırdığınız zaman, bu şekilde yanaştırdığınız zaman bile veriyi gösterebiliyor. Bir takım antenin işlevi görüyor bu. Bunda ise buji kablosuna sarıyorsunuz. Böyle buji kablosuna bu şekilde sarıp takometre verilerini izleyebiliyorsunuz. Şu anda bunda kapanma falan yok. Bu halen bir şey gösteriyor. 00 yazıyor. Bakalım. Düğmeleri şu anda bir şey, evet, S1 ne yaptıysa service. İşi nasılsa ben illa bir şey yarıyor galiba. Dört yazıyor. Herhangi bir şey yapmıyor. Ha, S2 numaraları değiştiriyor galiba. Neyse, kapandı belki, kendi kendine bir şey yazmıyor arkada. Herhangi bir şey yok. Buradan motor araçlarını da sabitleyip izleyebiliyorsunuz. Bakın tekrar 00 yazdı. Kendi kendine 00'a geçti. Tabii arkada pil var. Bunda ise kapalı, yani motor çalışmadı mı ekranda veri bir şey vermiyor. Elektrik verileri vermiyor. Pilde yanaştırsam ya da düğmeye yanaştırsam herhangi bir şey yok. Neyse, bir de motorlu tırban üzerinde deneyelim. Evet, PET 304 Japon olanı bu şekilde takabilirsiniz. Verileri gösterebilir ya da bunu takmadan bu şekilde verileri ölçebiliyorsunuz. Ama bir yere koymanız gerekirse böyle takmak daha iyi olur. Ayrıca bu takılan kancanın yanında metal parça falan olursa, mesela şöyle kadar yaparken falan bu kancaya dokunursa verileri yanlış verebilir. O yüzden dokunmamasını sağlayın. Evet. Diğeri ise ikisini karşılaştırma yapacağız. Hem de aynı değeri veriyor mu birlikte göreceğiz. Diğeri ise buji kablosuna sarılıyor. Buji kablosuna şöyle sararsınız. Yani bu konuda dikkat etmeniz gerekenleri de birazdan söyleyeceğim. Aksi halde yanlış bir işlem yaparsanız takonuzu yakarsınız, takonuzu bozarsınız. Tamam. Şimdi motoru çalıştıracağız.
gibi değerleri, aynı çıktı değerleri. Bu size bir ne işe yarıyor? Bir RPM ne yazıyor? Çalıştı bakalım. Şimdi çalıştı bakalım. Bir şey değişiyor illa bir şey. Ayarını ben yaptım. Yani böyle. RPM. Bu ne? Etki etme. Avort yazıyor. RPM'yi açmak lazım. Bir ayar bu. RPM doğru gösteriyor zaten. Şimdi yapalım bakalım. Şimdi az duracak adam. Servici yazıyor. Değer bir ayar yapıyor ama şimdi yapalım. Demin normal demin ben düğmeye basınca yapıyor bu. Ayarı var bunda illa. Bir defteri of ya bir set giymiş. Bu ne? Saat mı? Sayaç mı? Bir aynı şey. Normal mi şimdi bu? Dur ne? Saat mi? Tamam da demin normale dönecek. Düğmeye bas bence geri kaçıyor. Bakalım deneyelim. Ne bu? Ne yaptı? Şimdi bakalım. He. RPM'yi vermiyor işte burada bir şeye basınca değiştiriyor bu. Yani şuna basıp bekleyin bakalım ne yapıyor. Daha acayip bir şeymiş ama neyse S1 bu kaç yapacaktık onu bilmiyor bunu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi takometreleri birinin bunun ayarlarına dokunduğun zaman
Yani hem saat de uçuyor galiba, öyle mi? Hem saat hem de RPM uçuyor ama belki 4 piston falan da uçuyor olabilir. Kafa hafızam tam oturmadı yerine ama normalde şu anda bu ayar iyi, Oğuz yazıyor. Allah Allah, bu kapıyı buradan çıkarttık. Sıfır yazması lazım şimdi. Saat mi? Saat mi? He, saat yazıyor. Metreyi niye göstermedi bu? Şimdi düğmelerine bas. Yine bir şeyler yazar. Bu da yazıyor değil mi? Aynı şeymiş. Bu da yazıyor ama bunda düğme yok. Bu daha akıllı bence, düğme olmadığından. Şimdi bunu kullanmaya kafa lazım. Şu anda bizdeki tam kafa oturmadı ama dikkat edilecek hususlardan birisi nedir? İşte ben iki tane tokometre sipariş vermiştim. Bunu deniyordum. Veriyi düğmeye bastığım için veriyi düşük verdi. Düğmeye bastığım için Adem Bey de bu kabloyu bujinin içine sokmuş böyle. Nerede? Müzik hepini çıkar, yok. Buraya sokup takmış böyle. Takınca motoru gaza bastık, service yazdı. Ondan sonra bastı pat gitti. Neyse, arıza nerede bilmiyoruz arıza. Yani güzel, çalışıyor ya la. Çalışmış. Allah Allah. İyiymiş. Bir de bakın içini açmıştık, çalışmamıştı dün. Bu Adem yedi işte. Neyse, bunu bir daha deneyelim. Neyse, akşamdan kapatıp şeyle ölçecektik. Neydi onun adı? Cihazın adı. Ha, onlar ölçüp bakacaktık. Bakın bu şekilde, bu şekilde sarın, bu şekilde. He, sarın bu şekilde. Dikkat edin yani. Bunu da takalım. Bunda takometre çok şükür. Yani Çin'den o kadar yol geldi. Bir ayda geliyor, bir ayda ama biraz erken gelmiş değil mi? Bir haftadan fazladır ya. 15 gün olmuştur ya, bir aya yakın 15 gün olmuştur. Bir haftadan fazla. Bir hafta şey geldi fabrikadaki, neyse bir ayı da geçer sandım. Ama beklediğimizden erken geldi. Takometre bence çok işe yarıyor. Değerleri neredeyse aynı, bir daha deneyelim. Bozulmamış ama bozulmuş sanmıştık. Meğerse bozulmamış. O kadar yolu gelmişti. Demek korunmaya aldı. Servici yazıyordu. Korunmaya aldı galiba kendisine. Sabah baktık ki çalışıyor, bu ekranda hiçbir yazı yoktu. Takometrenin düğmelerini biraz kurcalaya öğrenebilirsiniz. Ama dediğim gibi zaten bujinin içine veya buji kablosunun açıklığına takmayınız. Bunlar zarar verebilir. Çıplak yerine takmayınız. Bunu da gösteriyor zaten kullanma kılavuzunda. Kablonu açık yerine falan takmayın diye gösteriyor. Aş, elim kıstım. Neyse. Ondan sonra bir de gazer falan yaparken bunda tornavidayı falan yaklaştırmayın. Değerlerini güzel gösterir bu şekilde. Takometre bozuldu sandık. O kadar yol gelip de bozuldu sandık. Yurt dışından sipariş etmiştik. Üçünün de değerleri neredeyse aynı görüyor. Hem de bazen siz de almak istersiniz. Nasıl diye beraberce gördük değil mi? Ama o düğmeli olan düğmelere dokunduğunuz zaman neler yapıyor, nasıl çalışıyor bilmiyoruz. Zaten kullanma kılavuzda İngilizce mi ne? Onu da çevre çevre okumak lazım. Bunu da geri yapacağız tabii. Çok şükür bozulmamış bu da. İçinde pil var, gördüğünüz gibi kocaman bir pil var. Bir sürü evler var burada. 1, 2, 3, 4, 5. Bu tokometre kablo buradan geçiyor. Böyle buraya geliyor. Beyin bile var. Oo, çok ucuz bir parça değil. Bayağı uğraşılmış, emek verilmiş parçaya benziyor.
Neyse sizlerle beraber takometreyi inceledik, nelere dikkat edilmesi konusunda da bilgi verdik. Mesela bunu denerken böyle de yanaştırabilirsiniz. Olur bu şekilde yanaştırıp olur, ölçebiliyor. Deneyelim istersen. Demek ki takometreyi şey yapmasan da kabuğuyu takmasan da çekiyor. Şimdi bunu deneyelim. Japon ulanı. Gördüğünüz gibi bu da çekiyor. Bu da çekiyor. RPM'lerini gayet güzel gösteriyor. İki cihazda, yani üç cihazda birbirine yakın oranda çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Neyse. Evet değerli arkadaşlar. Sıcaklığımını yaptık. Yani nasıl lim dönüyor buna? Silikon lim. Nasılsa. Hemen parmağa yapıştım. Kabloyu tutuyor yani. Tamam. Bundan sonra kapağını yapıştıracağız. Bak buraya da şey yapmışlar galiba. Burada da neyim görünüyor. Yapıştırma mı yapmışlar? Şöyle yapalım. Burası açılmasın diye. Kapat. Bu ara arkadaşlar bunların fiyatını soracaklar oluyor. Bir de geliş kargoyu bilmiyorum, kargoyu babam almıştı zaten. He? Kargosuz mu? Kargo bedel, he, almışlar öyle mi dedi? Kargoyu daha da ödemişikti belki de. Kaç liraydı toplam ya? Bilmiyor mu? Bilmiyoruz bu takometrenin fiyatını. 250 mi öyle bir civardaydı. İki tanesini almıştık. İki tane yani biri bozulursa biri lazım olur diye yedek almıştım. Neyse ki fabrikadan gelen daha erken geldi ve de denemelerinizi falan yaptınız biliyorsunuz. Takometreler her tüm motorlu testlere, motorlu tırban ve de motosiklet ustaları için şarttır. Tümünde de bulunması gerekiyor. Çok önemlidir. Böylece ustalar kendilerini daha da geliştirebilirler değil mi? Neyse takometrede işte vurduğunuz gibi. En önemli bilgileri inşallah sizlerle bir paylaştık. Bundan sonra o düğmeler hakkında ileride kafamız çalıştığı zaman sizlerle paylaşırız. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.